الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صدق الله العظيم ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الله لا يقبل من العمل İlla ma kana خالصا له وما بتغي bihi Okuduğumuz ayet-i meali iyiliklerde, takvalarda, hayırlı olan amellerde birbirlerinize yardım ediniz. Kötü, şer, isyan, haram olan amellerde ise birbirlerinize yardım etmeyiniz. Peygamber Efendimizin hadisi şerifin manası da Allahu Teala sadece kendi rızası için yapılan taati ibadeti ve salih ameli Müslümandan kabul eder. Öyle ise her sohbette olduğu gibi bu mübarek sohbette de niyetlerimizi Allah'a has kılalım. Musa Aleyhisselam'ın hayatından kıssaları bitirmiş olduk. Musa aleyhisselam ile alakalı konuyu, hayatı, mücadelesi bunu 11 derse sığdırabildik. Şimdi ise İlyas aleyhisselatu vesselam ile devam edeceğiz. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu As-Saffet suresinin 123. ayetinde şöyle buyuruyor. وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَل۪ينَ Muhakkak ki İlyas gönderilenlerdendir. Yani peygamberlerdendir. İlyas Aleyhisselatu Vesselam Kur'an-ı Kerim'de ismi üç defa zikredilmiş. El-An'am Suresinde bir defa El-Saffet Suresinde de iki defa ismi zikredilmiş. Birinci defa ismi İlyas olarak zikredilmiş. ikinci defa ile İlyasin diye zikredilmiş. Ve İlyasin'den de kasıt İlyas aleyhisselam'dır. Yüce Rabbimiz as suresinin 130. ayetinde buyurduğu gibi Selamun aleykesin. Yani İlyas İlyas'ından kasıt İlyas'tır. Çünkü Araplar birçok ismin başına nun harfini ekliyorlardı. Yani birçok ismin son harfini nun harfi ile değiştiriyorlardı tıpkı İsmail ismine İsmail derlerdi. İsrail ismine İsra-in derlerdi. Evet. Nur halifini birçok ismin başına birçok ismin sonuna katarlardı. Yani nun harfini ek yaparlardı. İlyas aleyhisselamın nesebi hakkında şöyle dendi. او الياس بن ياسين بن فنحاص بن عزار بن هارون در وان النسب ابراهيم عليه الصلاه والسلام قدر اولشر و بني اسرائيل بيغمبرلرندندر عليه الصلاه والسلام İlyas Aleyhisselam'ın daveti tarihçilerin zikrettiğine göre tarihçilerin ve müfessirlerin zikrettiğine göre olaylar hadiseler çoğalınca ve Hazgil denen peygamberin Hazgil isimli peygamberin vefatından sonra Beni İsrail'de sorunlar, olaylar çoğalınca ve Beni İsrail putlara, heykellere tapmaya başlayınca Allahu Teala onları dini İslam'a, Allah'ı tevhide ve putlara ibadeti terk etmelerini emretmesi için onlara peygamberi İlyas aleyhissalatu vesselam'ı gönderdi. Ve İlyas aleyhissalatu vesselam onlara nebi peygamber olarak geldi. Ve Beni İsrail o zaman Bealbek denen yerdeydiler. Bu Bealbek Lübnan ülkesinin şehirlerinden bir tane bir şehirdir. Bealbek. İlyas aleyhissalatu vesselam onları Allah'a imana, Allah'a ibadete davet etti. Tapmakta oldukları puta tapmayı terk etmelerini emretti. Onlar Be'le isimli bir putları vardı ona taparlardı. Be'le. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Asafet saffet Suresi 124, 125 ve 126. ayetlerinde şöyle buyuruyor. إلياس عليه الصلاة والسلام قومنا بلدرده أمرتي أمرده شيء قرآنه شوية بلدرده إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين İlyas aleyhissalatu vesselam kavmine Allah'tan korkmalarını yani putperestliği terk etmelerini emretti ve onlara dedi ki Be'len denen puta secde edip ibadet edip bütün yaratılmışları tam ve kamil bir şekilde yaratan Allah'a Allah'ı terk ediyorsunuz. Yani Allah'a ibadeti, imanı ve ibadeti terk ediyorsunuz. Allah sizin ve ecdadlarınızın, atalarınızın, ilklerin Rabbidir. <laughs> İlyas aleyhissalatu vesselam kavmini İslam'a davet etti ama ona iman edenlerin sayısı pek de az idi beni İsrail'den ona iman eden az sayıda insan vardı ona iman etmeyince küfürlerinde şirklerinde ısrar ettiklerini görünce denen o puta tapmayı devam ettirdiklerini ve ondan onun ona bu ibadeti Reddetmediklerini görünce onlara beddua etti. Allah'a dua etti. Allahu Teala onların bu küfürlerine bir ceza olsun diye yağmuru üzerlerine yağdırmamasını talep etti. Allah 3 yıl yağmuru kudreti ile tuttu. Yani yağmur yağdırmadı. Onların hayvanları yani develeri, inekleri, koyun ve keçileri öldüler. Ve insanları da kıtlık, zorluk, zor bir yaşantı içerisinde yaşamaya başladılar. İlyas aleyhissalatu vesselam da onlardan uzaklaştı. Onlardan uzaklaştı ve nerede bulunsa bulunsun Allah onun rızkını ona gönderirdi. Yani İlyas Aleyhisselam'ın rızkı kendisine ulaşırdı. Ve Beni İsrail iman etmeyenler, puta tapmaya, secde etmeye devam edenler bunlar Musa Aley e, İlyas Aleyhisselam'ı talep etmek istediklerinde, İlyas Aleyhisselam'ı arayıp bulmak istediklerinde Onların e, burunlarına koku gel, geliyordu. Yani e, burunlarına ekmek kokusu geldiğinde derler ki İlyas evdedir. İlyas evdedir derler ve evine gelirler ve evde bulunan insanlara kötü muamele ederler, onlara zarar verirlerdi. Ve İlyas aleyhissalatu vesselam Beni İsrail denen o kavmin Be'len denen puta tapan o kavmin Zor bir zamanda Zorlukta, kıtlıkta, açlıkta ve zor bir yaşantı Sürdüklerini görünce Onlara şöyle dedi Beni İsrail'e şöyle dedi. Putlarınızı putları çıkartın onlara tapmaktan vazgeçin. Onlara tapmayın ki Allah üzerinizdeki bu sıkıntıları kaldırsın. Beni İsrail tapmakta oldukları putların dualarını kabul etmediklerini görünce bunun farkına varınca oysa bu putlar bu heykeller onlar canlı değiller onlar insanlar tarafından yontulan ve o şekillere getirtilen bir takım yaratılmışlardır yani ya taştır o taşı Allah yarattı ya tahtanandır o tahtayı Allah yarattı ya altındandır bu put o altını da Allah yarattı. Allah'ın yaratmış olduğu bu yaratılmışlara şekil vererek onların ilah olduğuna inanarak secde ederler ve onlar için kurban kesen bu müşrikler apaçık dalalette, sapıklıkta, batıl yoldadırlar. İşte bunlar da kendilerince o zaman farkına vardılar ve dualarının kabul edilmediğini gördüklerinde o zaman yanlış bir yolda, batıl bir yolda, doğru bir yolda olmadıklarını anladılar ve Allah'ın peygamberi İlyas aleyhissalatu vesselam'den Allah'a dua etmelerini talep ettiler. Eğer Allah eğer İlyas aleyhisselam Allah'a dua etse Allah onlara yağmur yağdırsa ve onlar putları terk edeceklerdi kendilerince öyle dediler Musa e, İlyas aleyhisselatu vesselam Allah'a dua etti ki Allah üzerlerinden sıkıntıyı o darlığı e, ve kıtlığı kaldırsın İlyas aleyhissalatu vesselam Allah'a dua etti. Allah İlyas peygamberinin duasını kabul etti. Üç sene sonra üzerlerine yağmur yağdırdı. Onlara yardım etti. Ve o sıkıntı ve dar anlarından kurtuldular. Onların o yaşadıkları toprak yağan yağmur ile yine verimli topraklara dönüştü ve sıkıntı üzerlerinden kaldırıldı ama onlar putlara tapmaktan kendini uzaklaştırmadı. Onlar İlyas aleyhissalatu vesselamın kendisine davet ettiği bütün peygamberlerin kendisiyle geldiği dine İslam'ı mübine girmediler. Putlara secde ve tapma üzerinde kalmaya devam ettiler. as sırat müstakime peygamberlerinin onlara emrettiği gibi hak yola İslam dinine girmediler. Peygamberleri İlyas aleyhissalatu vesselam onların bu inatlarını küfürde ısrarlarını hakka yönelmeme işlerini yani İslam'a girmemiş girmemelerini görünce Allah'a dua etti ki Allah İlyas aleyhisselam'ı vefat ettirsin ve onu onlardan rahatlatsın. Çünkü onu yormuşlardı. Onlar dar zamanlarından, dar anlarından kurtulma ile ona inanacaklarını söyledikleri halde üzerlerinden sıkıntı kaldırıldığında ona iman etmediler ve onu yalanlamaya ve inanmamaya devam ettiler o da onlardan rahatlayıp rahatlaması için Allah'a dua etti ki Allah onu vefat ettirsin Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor فَكَذَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ muhdarun عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بُؤَايَتْ الصافَّاتُ سوره نَذَرْ لَرْ قُرَى إِلْيَاسُ aleyhissalatu vesselam Beni İsrail'in başında bulunan o kafir olan kraldan uzaklaştı ve deniyor bir mağarada on sene kaldı. Allah o kralı öldürünce onu yok edince ve krallığa krallık tahtına başka biri gelince İlyas aleyhissalatu vesselam kaldığı o mağaradan geldi ve tahtın başına kral olarak gelen o adamı İslam'a davet etti. O da İlyas aleyhissalatu vesselamın davetini kabul etti, davetine icabet etti ve onunla birlikte, kralla birlikte birçok insan da İslam'ı kabul etti, İslam'a girdi. Ve başka bir rivayete göre İlyas aleyhissalatu vesselam ölmeden önce bir önceki kral ölmeden önce hayatta iken Musa aleyhisselam o kraldan uzaklaştı ve dağda bulunan bir mağaraya girdi ve orada 20 gece kaldı ve bundan başka rivayetler de vardır. En doğrusunu Allahu Teala bilendir. Ve deniyor İlyas İlyas aleyhissalatu vesselam vefat ettiğinde Baalbek denen yerde defnedildi ve dedik en doğrusunu bilen Allah'tır. Baalbek ise Lübnan'ın Lübnan, Lübnan devletinin bir ilidir Baalbek. وَشِمْدِ إِسْلِيْسَةَ دَنَمْ الْحَيْعَمْبَرِنَكْسَسَةُ إِلْيَسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُجَرَّبِ جَلَّ جَلَالُهُ الْأَنْعَامِ سُرِسِنَ سِكْسَنَ أَلْتَنْجَاءِتِنْ دَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيُونُسَ ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وين يجا ربيمز صد سرسن 48. آيتين وَذْكُرْ شوالا إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار اليسع پیغمبر يوسف عليه الصلاة والسلام zürriyetinden neslendendir. Yusuf ise Yakub'un oğlu, Yakub İshak'ın oğlu, İshak İbrahim aleyhissalatu vesselamın oğludur. Ve İlyasa'ın zürriyeti veya nesli hakkında başka rivayetler de vardır. Tarihçilerin zikrettiğine göre İlyas aleyhissalatu vesselamdan sonra İlyas aleyhisselamın vefatından sonra Allahu Teala Beni İsrail'e Allah'a e, iman etmelerini ve İslam dini üzerinde kalmalarını ve İlyas aleyhissalatu vesselam'ın şeriatı üzerinde kalmalarını emretti. Beni İsrail kavminde birçok olaylar oluştu, birçok yanlış olan durumlar meydana geldi ve diktatörler çoğaldı ve onlarla birlikte bir tabut vardı. Yani bir sandık, bu sandığın içerisinde de Musa aleyhisselatu vesselam ve Harun aleyhisselam'dan kalan bu sandıkta Musa peygamberin asası üzerinde Tevrat'ın yazılı olduğu levhalar vardı. Ve bu bir kavimden diğer kavme miras olarak bırakılırdı bu sandık. Ve bu Beni İsrail. Onlar herhangi bir düşman ile Onlara zarar verecek bir grup ile bir düşman ile karşılaştıklarında bu sandığı öne sürdüklerinde düşmana karşı öne sürdüklerinde Allah onların düşmanlarını e, zelil eder, onları yok eder ve beni İsraili müzaffer kılardı. Ve deniyor bazı alimler dediler, bazıları dediler ki. İlyas e, İlyasa, İlyas aleyhisselamın amcasının oğludur. İlyasa İlyas peygamberin amcasının oğludur. Ve İlyas aleyhisselatu vesselam ile birlikte dediler İlyas dağda bulunan mağarada kraldan uzaklaştığında bu İlyasa'da İlyas peygamberle beraber idi daha sonra İlyasa yani İlyas peygamberin vefatından sonra İlyasa o e, Allah ona peygamberlik verdi vahiy verdi ve onu peygamber kıldı beni İsrail'e Allah'ın peygamberi Davud aleyhissalatu vesselam Allahu Teala Sad suresinin 17. ayetinde şöyle buyuruyor. وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ فَالْاَيْدِ اِنَّهُ اَوَّابِ Ve El-İsra suresinin 55. ayetinde şöyle buyuruyor. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا داود عليه الصلاة والسلام نبي رسول الله تعالى أنا nübuvveti, peygamberliği hükümranlıkla birlikte verdi, ve onu beni İsrail'e Resul kıldı. Davud aleyhissalatu vesselam'ın ismi Kur'an-ı Kerim'de 16 yerde zikredilmiştir. Nesabı hakkında ise rivayete göre o Davud bin Eyşe bin Uveyd بن عابر و اون النسب طا يعقوب اغلو يهوذنن يهوذا يقدر نسبه ولاش مكتدر يعقوب اسا يهوذا يعقوب اغلو ديك وداود داوود نسبه يهوذا يقدر يور يعقوب اسا اسحاق اسحاق اسا ابراهيم اغلو در. ابراهيم Aleyhissalatu vesselam. Allahu Teala Davud peygambere peygamberliği verdi ve hükümranlığı verdi ve ona Ezzebur isimli bir kitap indirtti. Musa aleyhissalatu vesselam ve Harun aleyhissalatu vesselam yani Musa ve Harun aleyhisselamın vefatlarından sonra Allahu Teala Beni İsrail'e bir peygamber gönderdi ismi Yuşa bin Nun. Yuşa bin Nun Bani İsrail'le birlikte Filistin topraklarına girdi. Daha önce orada Filistin'de gaddar, acımasız, kafir bir kavim ve başlarında gaddar acımasız kafir bir kralları vardı. İşte Yuşa aleyhissalatu vesselam Beni İsraille birlikte oraya girdi savaştı ve Filistin topraklarına girdi. Ve Filistin topraklarına girdi çünkü daha önce Tevrat'ta da bildirildiği gibi Musa aleyhisselamın lisanı üzerine onlara vaat edilmişti oraya girecekleri. İşte Yuşa bin Nun aleyhisselam kendisi Tevrat'ın emirlerini anlatmaya ve onlara uygulatmaya devam etti ta vefat gelinceye kadar. Yuşa bin Nun aleyhisselatu vesselam vefat edince yönetmelik yani o insanları ülkeyi yönetmek kime geçti? Bir takım Hakimler vardı, onlar Kudat denen hakimler, kadılar, onlar e, orayı yönetti, uzun bir müddet yönetti. Ve bu zaman içerisinde, Beni İsrail içerisinde zayıflık oluştu, içlerinde masiyeti işleyenler, münker olan amelleri yapanlar oldu ve içlerine putperestlik girdi yani putperest olan ve putlara tapan insanlar meydana geldi. Onlar putlara tapmaya başlayınca içlerine putperestlik girince Allahu Teala bu beni İsrail'e beni İsrail'in üzerine onlara yakın olan kabileleri Onlara yakın olan ümmetleri, milletleri musallat etti. Tıpkı el -ama Amalik ve el-Arami, el Aramiyon ve Filistinler ve başkaları gibi milletleri onlara musallat etti ve sonra bunlar beni İsrail ile savaştılar ve beni İsrail birçok savaşlarda zaferden daha çok kaybetmeye yakınlardı. Yani muzaffer olmaktansa kaybediyorlardı. Muzaffer olamıyorlardı birçok savaşlarda. Ve Beni İsrail haksızca birçok peygamberi enbiyaları katletmişlerdi. Allahu Teala da onlara gaddar, acımasız, kan döken ve işkenceci ve düşmanlarından olan krallar musallat etti. Kendi kavimlerinden ve başkalarından kötü olan, gaddar olan krallar musallat etti. Ve bu beni İsrail birileri ile kavga edecek olsalar öne o tabutu sürerlerdi. Tabutu sürerlerdi ve bu tabutta dedik Musa aleyhisselama inen üzerinde Tevrat'ın yazılı olduğu levhalar ve Musa aleyhisselamın asası vardı Kur'an-ı Kerim buna işaret ettiği gibi Yüce Rabbimiz El-Baqarah suresinin 248. ayetinde şöyle buyuruyor Ve kâle lehum in آية ملكه أن يأتيكم التابوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى مما ترك آل موسى وآل هارون ve beni İsrail ellerinde bulunan bu sandık ve sandıkta bulunan bu Tevrat Tevratın bereketi ile Allah onları onlara muzaffer veriyordu. Sonradan yani onlara muzaffer verdi ve bu durum üzerinde uzun bir zaman uzun bir müddet kaldılar ve bu ellerinde bulunan bu sandık e, Selef'ten halefe verilirdi. Yani bir kavim onlardan sonra gelen Beni İsrail kavmine o sandığı verirlerdi, teslim ederlerdi. Ve Beni İsrail kavmi kendilerinde bulunan bu tabutun içinde olan Tevratın üzerinde yazılı olan levhalar ve asanın bereketi ile Allah onları muzaffer ediyordu. Evet, her ne kadar içlerinde kötü olan, put, putperest olan, Allah'tan başkasına ibadet eden sapmış kişiler, putperestler varsa da bu e, Tevratın ve sandığın bereketiyle Allah onları Muzaffer ediyordu. Ve uzun bir zaman muzaffer edildiler, muzaffer edildiler. Ve bu tabut seleften halefe e, miras olarak bırakılırdı. Yani be, Beni İsrail kavminden olan o insanlar öldükten sonra onlardan sonra geleceklere bu sandığı teslim ederlerdi. Ve içlerinde putperestlik üzerinde kalanlar vardı dedik ve bunlar içlerinde putperestler olduğu halde bazı savaşlara girdiler. Tıpkı Gazze ehli ve Askalen ehli ile savaşa girdiler ve bu Gazze ve Askalen ehli onları Beni İsrail'i yendiler. Düşmanları onları yendiler ve ellerinde bulunan o tabutu aldılar ve tabutun içerisinde bulunan Tevrat'ı yaktılar ve içlerinde hakiki olan bu Tevrat'ı ezberleyen insanların sayısı pek de az idi. Onu ezberleyen az şahıslar vardı. Ve bu savaşların birinde başlarında olan kralları öldü. Bu kralları ölünce Sıkıntı içerisinde kaldılar beni, ve Beni İsrail tıpkı başlarında çobanları olmayan bir sürü haline geldiler. Başlarında çobanları olmayan sürü gibi kaldılar. Ta Allah onlara Şemevil isimli bir genci gönderene kadar. Bu Şemevil isimli genç içlerinde büyüdü ve Allah-u Teala ona güzel bir ahlak verdi. Allahu Teala onu peygamber kıldı, ona vahiy indirdi, peygamber kıldı. Ve Şemavil denen bu genci peygamber kıldıktan sonra beni İsrail'e gönderdi. Ve Allah Şemavil isimli peygambere beni İsrail'i yani daveti yenilemeyi yine onları davete İslam davetine davet etmeyi emretti. Şemevil Beni İsrail'e İslam'ı emretti. Çünkü dedik ya onların bir kısmı putperest olmuştu. Allah'tan başkasına tapıyordu. Şemevil aleyhisselam onları İslam dinine ve yalnız Allah'a imana, yalnızca Allah'a ibadete davet etti tapmakta oldukları putları tapmala, tapmaya son vermek ve bir daha tapmamaya tapmamaları için onlara emirler verdi. Ve Şemavil kavmini İslam dinine davet ettiğinde ondan bir şey talep ettiler. Dediler ki başımızda bir kral tayin et. Bize bir baş, bir kral tayin et ki e, savaş ettiğimizde savaştığımızda düşmanlarımızla başımızda bulunsun. Çünkü bir önceki savaşlarda başımızdaki kralı kaybettik öldü. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber veriyor. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا bu ayet Al-Bakara suresinin 246. ayetidir. Yani dediler, bizle savaştılar diğer kavimler, ve topraklarımızı elimizden aldılar ve çocuklarımızı katlettiler. Onlar başlarına bir kral tayin edilmesini istediler. Çünkü dediler bir önceki savaşlarda kralımız öldürüldü. Vatanlarımızdan bizi çıkarttılar çocuklarımızı öldürdüler. Bize bir kral tayin et ki yani Şemevil aleyhisselama dediler. Bize bir kral tayin et ki biz düşmanlarımızla onunla savaşalım. O başımızdayken düşmanlarımızla savaşalım. Çünkü onlar bir önceki kralımızı öldürdüler, topraklarımızı elimizden aldılar, çocuklarımızı öldürdüler. Ve yani onlar Şemavil Aleyhisselam'ın Aleyhisselama verdikleri daha önce verdikleri sözleri tutmadılar. Cihada katılmadılar ve verdikleri sözü tutmadılar. Ve onların hallerini Allah bilir. Allahu Teala onlara Şemavil isimli peygamberi gönderdi. Ve bu Şemavil aleyhisselam başlarına Talut denen bir kral tayin etti. Bu kral onların içindendi. O ordunandı ve fakir biriydi. idi. Allahu Teala ona mülk verdi, hükümranlık verdi. Bedeninde ve ilminde ona kuvvet verdi. Ve Beni İsrail bu Talut'u başlarında gördüklerinde peygamberlerine şöyle dediler. Yüce Rabbimizin Kur'an'da bildirdiği gibi Enne yekunu <laughs> lehul mulku aleyna ve nahnu ahakku bil milki ve nahnu ahakku bil mulki minhu ve lem yu'tesaaten minel mal Al-Baqarah suresi ayet 240 247 yani bu fakirdir. Onun malı yoktur. Nasıl bizim başımıza hükümran, hükümdar olacak? Ve bazıları şöyle zikrettiler. Dediler ki o sucudur. Yani insanlara su içiren biridir. Ve böyle söylediklerinde peygamberleri onlara şu cevabı verdi. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği gibi. İnna Allah aleykum ve zâdahu bestaten fil ilmi vel cism. Vallahu yu'ti mulkehu men yeşâ. Vallahu vâsi'un alîm. Al-Bakara suresi 247. 247. Yani Allahu Teala onu içinizden seçti. O sizden daha bilgilidir. Yani bu talut denen kral, Peygamberleri bu başlarına tayin eden krala karşı e, itirazlarına karşı onlara dedi ki, o içinizden başınıza bir kral olarak seçildi. O sizden daha bilgilidir. Allahu Teala ona ilim verdi ve cisimde kuvvet verdi. İlim ve kuvvet de onu ziyadeleştirdi. O sizden daha kuvvetlidir. Savaşlarda savaş ile alakalı bilgileri bilgisi vardır ve sizden daha sabırlıdır. Yani onun ilmi sizden daha güçlüdür daha sabırlıdır ve sizden daha e, korunaklıdır. Ve Talut beni İsrail'in başına bir kral oldu. Allahu Teala ona kuvvet verdi. Allah onu destekledi ve içerisinde Musa Aleyhisselam'a Aleyhisselam'a inen Tevrat'ın yazılı olduğu o levhaları o kavimden geri aldı. O kavimden onları geri aldı ve Allah onu muzaffer kıldı. Yüce Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyuruyor: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن أي يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة البقرة سورة آية 248 ve kralları Talut en kuvvetli olan ve en sağlam olan orduyu kurdu ve onlarla birlikte düşmanlarına karşı savaşmak için yola çıktılar ve onlar yolda iken yol esnasında yolculuk esnasında Onlarda bir sıkıntı oluştu. Onlar çölde iken yol uzun, çöl uzun, meşakkatli bir yolculuk ve bu ordunun sayısı 80 bin idi. Ve yolda giderken bir nehre uğradılar. Deniyor bu e, nehir Ürdün ile Filistin arasında bir nehirdir. Bir sonraki derste إن شاء الله قال ذو مزيردة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gece hakiki yaratılışı üzerinde görme niyetine, hasta olan Müslümanların şifa niyetine, vefat etmiş olan Müslümanların da ruhuna, Lillahi'l-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.